Merhabalar sevgili dostlar. Şehit Aybüke Yalçın petrol sahası 42 kuyuda sondaj çalışmalarına başlarken açıklama ise Bakan Bayraktar'dan geldi. Hain terör örgütünden temizlenen Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları Türkiye'nin yeni enerji kaynağı haline dönüşmüş durumda. Bölgede yapılan taramalar sonucu sondaj faaliyetleri de başladı. Bu faaliyetlere ilişkin yeni açıklamalar da peş peşe geliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada yeni sondaj çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakan Bayraktar, yerleştirme hedeflerimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi Koca Yusuf TP'yi 1500, Gabar'da Şehit Aybike Yalçın sahasında 42 kuyuda sondaj çalışmalarına daha başladı. Şırnağ'ın Türkiye'nin en çok petrol üreten şehri olduğunu belirten Bayraktar, günlük üretimin 40 bin varile ulaştığını söylemişti. Hedefin 100 bin varil olduğunu belirten Bayraktar, bunun Türk ekonomisine 3 milyar dolar katkı sağlayacağını da vurguladı. Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı. Gabar keşfi Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir. Şırnak ilimiz Türkiye'nin açık ara en çok petrol üreten ili haline geldi. Türkiye petrolleri 2016'nın başında 33 bin varil petrol üretiyordu. Bugün sadece günlük 40 bin varil üretime geçmiş durumda. Hedefimiz Gabar'ın yıl sonunda günlük 100 bin varil üretime ulaşmasıdır. Bu konuda yoğun bir çalışma devam ediyor. Gabar'da biz 100 bin varile ulaştığımızda bugünkü petrol fiyatlarıyla konuşursak 3 milyar dolarlık ekonomik bir büyüklük elimizde olacak. Biz bunu ithal etmiyoruz. Ülkemizde kalıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabardan öbeti devralan Koca Yusuf'un bu yıl sonunda koydukları günlük 100 bin varil üretim hedefine de ulaşacağına inandıklarını söylüyor. Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Van'da, Hakkari'de tespit edilen lokasyonlarda yeni aramalar da yap, bölgeyi kalkındıracak ve buraları bir cazibe merkezi haline getirecek projelere can veriliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruşu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projeyle 2016 yılında Koca Yusuf TP'yi 1500 projesi başlatıldı. Projeyle petrol ve doğalgaz sondajlarında kullanılmak üzere uluslararası standartlara uygun rekabetçi bir yerli modüler sondaj kulesi üretme amaçlandı. Projenin mekanik imalatı petroteknik sondaj makina elektronik ve elektro tasarım donanım Borusan güç sistemleri tasarım analiz ve yazılım işleri ise Atılım Üniversitesi tarafından yürütül. 2021 yılında imalat aşaması tamamlanan Koca Yusuf, Adıyaman Recep Atalay Park sahasında fiili sondaj faaliyetlerindeki test aşamasından sonra 2022'de kule sondaj temin programına dahil oldu. Koca Yusuf'un 5000 metre derinliğe inerek sondaj yapabilmesi önemli bir özellik. Koca Yusuf'un Dvans adı verilen sondaj kulesini ana kaldırma ve indirme mekanizması dahil hidrolik güç ünitesi manevra vinci, son kondör kabini, kabini güç kontrol kabini otomatik diz besleme sistemi hidrolik çene gibi birçok bileşen milli sondaj yazılımıyla geliştirildi. WFR Cantility diye adlandırılan bir konfigürasyonla birlikte e, bu tipe de sahip olan Koca Yusuf toplamda 43,5 metre kule yüksekliği ve 7,5 metre masa yüksekliğine e, kanca yükü 357 ton, kanca gücü ise 1500 beygir olan Koca Yusuf hidrolik silindir kule kaldırma yöntemiyle çalışıyor. Konya'da üretilen Koca Yusuf bugüne kadar 5 sondajı başarıyla tamamladı. Botaj Tuz Gölü, doğalgaz depolama tesislerinden tırlara yüklenerek gabara getirilen Koca Yusuf'un kurulumu da yapıldı. Türkiye'nin 100 bin varil hedefine ulaşma amacıyla çıktığı bu yolda çok önemli bir girişim oldu Koca Yusuf. 2024 yılı toplamı 100 kurt 140 kuyuyu arama amaçlı da açacağımız belirtiliyor. Yeraltı zenginliklerimizi bu milletin hizmetine sunmak gerçekten bölgemiz için çok çok hayati. Aynı zamanda her öyle anılan bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirmek de yine aynı şekilde önemli. GABAR'da ilgili son gelişmeleri açıklayan bir diğer isimse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. GABAR'da petrol kuyularımızın günlük üretiminin an itibariyle 40 bin varili geçtiğini belirtmişti. Karadeniz doğalgazının ardından şimdi de GABAR'da bulduğumuz yüksek miktarda ve kaliteli petrol bu atılımlardan sadece biri. Hatırlarsanız Muhalefet cenahı bu keşifle alay etmişti. Milletin sevincine ortak olmak yerine petrol keşfini makara etmişlerdi. Peki sonra ne oldu? Muhalefetin burun kıvırdığı gabardaki petrol kuyumuzun günlük üretimi 40 bin varili devirdi. Sadece enerji kaynakları petrolle sınırlı değil. Buralarda madenler, jeotermal kaynaklar, güneş santralleri, rüzgar santralleri de inşa edilmelidir. Dolayısıyla adeta Şırnak bölgesi Türkiye'nin bir enerji üssü haline gelmeli ve örnek bir pilot model burada oluşturulmalıdır diye düşünüyor. Gabar'da şu ana kadar 30 kuyu açıldı. 23 kuyu da an itibariyle üretim devam ediyor ve bu miktar bu kuyulardan 40 bin varili geçen bir miktara geldi. 100 bin varile çıkmak içinse çok çok bir zorluk yok. Türkiye'nin günlük ihtiyacının sadece bu bölgeden %10'u karşılanmış olacak. Bu da çok önemli bir miktar. Peki Türkiye'nin günlük ihtiyacının %10'unu karşılayacak olan bu miktara ulaşmamız ne zaman gerçekleşir? Tahmin olarak 2026 yılının başlarında bu oranlar tam olarak yerine oturmuş olacaktır. O noktadan sonra Gabar'daki petrolün meyvelerini de toplamaya yavaş yavaş millet olarak başlayacağız diye öngörüyorum. Enerji gerçekten dünyanın en önemli ihtiyaçlarının başında geliyor sevgili dostlar. Bağımsızlık için vazgeçilmez bir aktör halinde. Bugün enerji kaynaklarına hükmeden ülkelerin kimler olduğuna baktığınızda bugün dünyanın geleceğine ve kaderine yön veren ülkeler olduklarını çok net ve bariz olarak görebilirsiniz. Türkiye'de bu enerji savaşı içerisinde gerek nükleer santralleriyle, gerek yeraltı kaynaklarıyla, gerek yer üstünde dönüştürülebilir enerji kaynaklarıyla bir yer bulmaya, bir kendine yol açmaya çalışıyor enerji bağımsızlığı çerçevesi açısından bir ülkenin sür sürdürülebilirliği çok çok önemli. Sonuç olarak enerji bağımsızlığı Türkiye için stratejik bir hedeftir. Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve çevresel açılardan gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlar. Türkiye'nin geleceğini teminat altına alır. Enerji bağımsızlığı hepimizin ortak çıkarlarına ve görevlerine hizmet eder. Bu konu ülkemizin enerji bağımsızlığı ve güvenliği için çok kritiktir. Türkiye son yıllarda mavi vatanda yerli ve milli imkanlarla sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Bu faaliyetler Karadeniz ve Akdeniz'de büyük keşiflere imza atılmasını sağlamıştır. Öncelikle Karadeniz'de Fatih sondaj gemisi 405 milyar metre küplük bir keşif gerçekleştirmiştir. Bu Türkiye tarihinin en önemli başarılarından biridir. Bu gazın kıyıya getirilmesi ve çalışmalarda son hızda devam etmek önemlidir. Fatih'ten sonra görevi kanuni gemisine teslim etmiş. Sakarya gaz sahasında saha geliştirme ve üretme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 4 sondaj gemisi de yoldadır. Sadece Gabar değil Karadeniz'deki gaz keşfi Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına ve dışa bağımlılığın azalmasına büyük bir katkı sağlayacaktır. Üçüncü olarak Akdeniz'de Yavuz ve Barbaros Hayrettin Paşa gemileri sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye, Akdeniz'de kendi münasır ekonomik bölgelerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzaladığı kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması çerçevesindeki alanlarda meşru haklarını kullanmaktadır. Türkiye, Akdeniz'de de Karadeniz'de olduğu gibi önemli keşifler yapmayı hedeflemekte. Türkiye, Akdeniz'de hem kendinin hem de KKTC'nin haklarını korumakta kararlıdır. Üçüncüsü, Türkiye'nin sondaj faaliyetleri sadece denizlerle sınırlı değildir. Türkiye karada ve petrol doğalgaz aramaya da her alanda devam etmekte. Türkiye'nin karadaki petrol doğalgaz üretimi 2021 yılında yaklaşık 25,2 milyon varilken ve 415 milyon metreküp olarak gerçekleştirmiştir. Türkiye karadaki rezervlerini arttırmak ve yeni kaynaklar bulmak için çalışmalar sürdürmekte. Sonuç olarak Türkiye'nin petrol ve doğal gaz sondaj çalışmaları ülkemizin enerji geleceği için hayati önem taşımaktı. Türkiye mavi vatanda yerli ve milli imkanlarla büyük başarılar elde etmiştir. Türkiye hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de hem de Türkiye'nin her bir alanında enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve zenginleştirmeye çalışmaktadır. Türkiye hem denizlerde hem de karada enerji arayışını sürdürmekte. Türkiye enerji bağımsızlığı ve güvenliği için çalışmakta. Türkiye enerji konusunda kimseye muhtaç olmayan bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Bunu temin edebilmek, kaynaklarını güvenle çıkartıp kullanabilmek içinse güçlü bir orduya ihtiyacımız vardır. O yüzden bu ekranlarda savunma sanayi ile ilgili gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Videoyu paylaşarak katıl butonundan bizlere destek olarak katkılarınızı sunabilirsiniz. Abone olmanızı ve abone ol butonunun yanındaki zile tıklayarak bildirimleri açmanızı da özellikle rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkürü bir borç bilirim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşçakalın efendim.